Kadınlar Bir Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizinle şehriyeli yoğurt çorbası tarifi paylaşacağım. Havalar soğuyunca her gün çorba pişirmek istiyor insan. Böyle sıcak sıcak gerçekten çok iyi geliyor. Şehriyeli yoğurt çorbası da benim en sevdiğim çorbalardan bir tanesi. Yapılışı oldukça pratik ve çok lezzetli. Tencereni ocağa aldım. Üzerine böyle bir miktar zeytinyağı ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı olacak kadar. Yağın üzerine 1 çay bardağı arpa şehriyeli döküyorum. Şehriyeler kızarıncaya kadar bu şekilde kavuracağım. Şehriyelerim kavrulmaya başladı. Birazcık daha kavuruyorum. Burada da 1 yemek kaşığı un var. Onu şehriyelerin üzerine boşaltıyorum. Beraber kavuracağım. Böyle şehriyelerim unla çok güzel bir şekilde kavruldular. Kavrulmuş un ve şehriyelerin üzerine 5 bardak sıcak su döküyorum. Şöyle. Şimdi çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Çorba kaynayacak. Çorbam kaynarken ben de terbiyesini hazırlıyorum. Burada 7 yemek kaşığı yoğurdum var. Süzme yoğurt kullanıyorum. 1 adet de yumurta sarısı var. Çok azıcık, yani 1 tatlı kaşığı gelecek kadar da limon suyu koyacağım. Önce yumurta sarısını yoğurdumun üzerine alıyorum ve birlikte çırpacağım. Azıcık da limon sıkıyorum. Çorbanın terbiyesini iyice çırptım. Terbiyemiz hazır. Çorbam da kaynadı. Şehriyeler pişmiş olmalı. Şimdi çorbamı terbiyeyle buluşturacağım. Çorbamız kaynadı. Şimdi hazırlamış olduğum... Bu arada bebek de uyandı. Uyurken yapıvereyim demiştim ama biraz geciktim galiba. Bebek izin vermeyecek. Ben hemen onunla ilgileneyim. Çorba birazcık daha kaynaya dursun. Geliyorum. Şimdi bir kepçe şöyle hazırlamış olduğum terbiyenin içerisine alıyorum. Kesilmemesi için. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Ve bakın çok güzel bir kıvam oldu. Daha birazcık daha alacağım. Bu şekilde terbiyeyi ılıklaştırıyorum. Ve tamamdır. Şimdi hazırlamış olduğum terbiyeyi çorbamın üzerine boşaltıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Terbiyesiyle beraber 1-2 dakika şöyle kaynayacak. Bir tutam da tuz ekliyorum. Önceden tuzu yoktu. Şöyle. Kesilmemesi için tuzunu en sona ekliyoruz. Tekrar şöyle tuzun her tarafına dağılması için şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle sıcacık mis gibi nefis bir çorba oldu. Şimdi çorbamı ocaktan alacağım ve üzerine yağını kavuracağım. Hemen küçük bir tavayı ocağa aldım. Üzerine böyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Evet.
şöyle bir miktarda sıvı yağ ekliyorum. Yağım iyice eridi. Şimdi yağı yakmadan hemen şöyle bir tatlı kaşığından biraz daha fazla naneyi ekliyorum. Şöyle hemen karıştırıyorum. Bir çay kaşığı da pul biber var. Pul biberi de ekliyorum. Çorbamızın yağı da hazır. Şimdi hemen yağı daha fazla yakmadan ocaktan alacağım ve çorbamı servis yapacağım. Çorbam servisi hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle şu soğuk kış günlerinde yapıp böyle sıcacık mis gibi için. Hemen şöyle servis tencereme alıyorum. Çok pratik ve çok lezzetli bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve çok beğeneceğinizi umuyorum. Şimdi çorbamın üzerine hazırlamış olduğum tereyağlı bol naneli sosu döküyorum. Çorbanın yağına pul biber koymuştum. Fakat şöyle birazcık da üzerine serpiştirmek istiyorum. Ve çorbam servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Tariflerimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı, tariflerimi beğenmeyi ve fikirlerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizin fikirleriniz çok önemli. Siz de yoruma farklı tariflerinizi yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Ben de deneyebilirim. Orada gören arkadaşlarımız da deneyebilir. Mesela yoğurt çorbasını nasıl yaptığınızı varsa püf noktaları bunları ekleyebilirsiniz. Çok memnun olurum o şekilde yaparsanız. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.